Algı ekiği ile ilgili bunları biliyor musunuzlar? Gittiği hiçbir mekanda garson onu görmezmiş. Çağırıp takla atsa bile garsonlar tarafından görünmüyormuş. Kapalı alan fobisi varmış. Tuvalet kapısı dahil hiçbir kapıyı kapatamazmış. Evet, bak bu burada evet, yazıyormuş. Dans özürlüymüş. Genelde dans ettiği zaman alay konusu olurmuş. Edemiyor musun dans? Hiç yani. Yani ettiğim... Ay ya ettiğimi zannediyorum. Vallahi çok... Ama o... Gel bir şey söyleyeceğim. Gel Allah'ını söylesin. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Dur bir şey söyleyeceğim. Bu var yani. Sizde var mı? Bende de var. Hayatım boyunca dans edemedim. Yani olmuyor. Bak evet. Kulağım iyidir. Sesim de fena değildir. Yani o ritim var. Ritim duygu ama vücuduma ritim geçmiyor. O şeyle bunu... Hay. Artık ayıp denen bir şey var ya. 2013 oldu. 14'e giriyoruz ya. Arkadaş evet özür dilerim. Kusura bakma. Evet. Konuyu da bitirdiniz gördün mü ne güzel burada. Olmuyor değil mi? O beyinden vücuda o... İşte o şey koordinasyonu sağlayamıyorum ben de. Bir saçma... Var mı aramızda dans edemeyen başka? Sen edemiyorsun zaten. Seni... Gelmek ister misin diyeceğim de ben korkuyorum vallahi yani. Yok zaten ben konu ne zaman oraya gelir diye bekliyordum. Sekmeli geldi. Ekibe söyler misin yayından önce ne yedim? Ne dedi abi size yayından önce? Ekip. Oğlum ne yedim yayından önce? Allah kar. Yayından önce dans konusu açılsaydım ki açmayacağım konuyu. Kaç kere biz bu konuyu burada konuştuk. Dedim bu konuya girmeyeceğim dedim. Gerçekten de. Vallahi benim için hava hoş. Ben zaten rahatım. Edemiyorum. Sıkıntım yok yani. Yani beraber edemeyebiliriz. Edemediği için rahat. Edemiyorum. Kabul ediyor. Ama yine abi sen kendine bir dans şekli bulmuşsun. Abi hiç girmeyelim istersen. Ben anladım seni. Yok ben anladım yani demek istediğini. Vallahi yani, konu seninle alakalı değildi de. Yani anladım geldi, anladım. Geldi. Canım benim. Beyaz sen otur da sen gel bakalım. Evet. Da bir... burada dur. Gel. Biz yıllarca barlarda herhangi bir yerde gece böyle gençliğimizde kulüpte mulüpte kız kesmek için bara durduğumuzdan dans etmeyi unuttuk orada. Yani dans kısmına geçemedik. Hep böyle kestik uzaktan. Bu değil de dışarıda burada. Değil bu. Kız keserken senin dilin böyle oluyor. Niyeyse o. Bu. Ne yapıyorsun? Ve. Down yakışıklı oluyorsun yani. Bu. Böyle. Bir ufak bir görelim bakalım ikimiz. Ben de dans etmeye çalışacağım. Vallahi. Sen de. Daha fazlası lütfen olmasın. Gerçekten çok komikmiş. Valla bayağı kötü ama ya. Süper, ama bizim için süper reyting. Çal! Sen ediyorsun ama. Ya daha fazla rezil etmeyelim kendimi. Daha fazla rezil olmayalım hani gerçekten. Sen bir de sempatiksin yani. O bende o da yok. Evet sende bir de iticilik var. Onu nasıl öyle ama öyle biliyorum. Aman 2014'de pot çıksın ya arasından. Evet ben Allah'tan sempatiklikle kurtarıyorum. Hani dalgaya vuruyorum. Sempatiyim bile gözlerim mavi falan iyice şey yapıyor yani. Allah'ım peki. Aa okuyorduk ya. Niye öyle kaldık? Evet devam ediyorum. Uykusunda ne sorarlarsa cevap verilmiş. Annesi bütün okul kırmalarını, kaçamaklarını uykundayken öğrenmiş. Hepsini, evet. Çok ağırmış ya. Ne zaman ATM'ye para çekmeye gitse bomboş olan yerde birden 20 kişi olurmuş. Bu ama olur ya. Birden. Her koşulda ve pozisyonda gürültüde uyurmuş. Ne zaman yolculuğa çıksa uçak, vapur, otobüs fark etmez. Mutlaka olduğu yerde bir bebek olurmuş ve çığlık çığlığa ağlarmış. Lise zamanında piercing taktırmış, okulda yasak diye uzun süre boyunca saçlarıyla yüzünü saklamış. Çok iyi keman çalarmış ya da çaldığına inanıyormuş. Yok öyle bir şey yok. Çalmıyor musun? Yok. Aa kemanı getirin. Vallahi çalmıyor. Çok fazla kitap okumuş. Evin her tarafı kitapmış diyorlar. Evet. Ne güzel. Teşekkür. Tuvalette sürekli telefonla konuşurmuş. Yalnızlığı çok severmiş. Günlerce odasından çıkmayabilirmiş. Sizi tanıyana kadar sıkı bir mesafe koyarmış. Sonrasında size güvenirse bir nebze kendisini açarmış. Daha açmadığına göre herhalde... Daha nasıl açabilir? Dans bile. Daha nasıl açabilir?
Çok zeki bir oyuncu diye de zaten onu biliyoruz. Bunlar arkadaşlarından, dostlarından gelen bilgiler. Çok teşekkür ederim. Model grubundan sevgili Fatma'nın bunları biliyor musunuzları? Bir hayvan delisi Fatma. Sokağındaki kedileri de besliyormuş. bir de düzenli olarak penceresine konan kuşları besliyormuş. Çok iyi araba kullanıyor. 4 kere Ege Rally'si, 1 kere WRC şampiyonasında etap görevlisi olarak çalışıyor. Evet, Dünya Rally Şampiyonası. Neymiş? Ben duymadım ama. İlk şarkısını Haluk Levent hapishanedeyken ona yazmış. Ayrıca hapishaneye sayfalarca mektup göndermiş. Evet. Haluk Levent hayranı mıydın? Çok, çok büyük hayranıydım. Ortaokuldayken basket takımında yer almış. Evet, oyun kurucu tabii ki. 1.56 ben. Kaç boy? 1.56. 1.56. Sen de basket oynadın değil mi abi? Evet abi. Ben erkek takımında oynuyordum ama yani. Ama normal senin Eyvallah. Erkek takımında oynaman. Soru o değildi ama onu söylediğim de ben iyi oldu. Ben anladım. O, devam edeyim. Sen guard mı oynuyordun? Evet evet tabii. Oyun kurucu oynuyordun. Peki. Bir kez okuduğu bir telefon numarasını asla unutmazmış. Kredi kartı numarasını ve üzerindeki tüm bilgileri ezbere bilirmiş. Maalesef. Takıntım var işte yani. Evet evet. Özellikle sayılara. O filminden dolayı hala mazgallar ve palyaçolardan korkarmış. Evet hala değil ama korkuyorum. Yani... Hayko ile beraber paraşütle 4000 metreden atlamış. Evet. Nasıl bir histi? İnanılmaz. Ve Hayko buraya katıldığında izlemiştim programı. Gerçekten ne anlatıyorsa o. Başka hiçbir şey anlatamam yani. Abi Hayko'nun da programda anlattıkları izi denk gelmiş. İnanılmaz. Dedi. Gerçekten show o. Show yaptı. Evet. Show. O yani. Ve çok da sanki hepimiz atladık gibi olduk yani bayağı. Öyle bir his çünkü ve şöyle bir şey oldu. İndikten sonra yani yere bir saat oturduk. Korktum çünkü Beyazıt hiçbir şey yapamıyorum. Yani böyle duruyorum. Bu normal mi dedim yani. Hiçbir şey yani sadece böyle duruyorsun. Tabii ki normal çünkü vücudun hiç salgılamadı. Hormonları salgıladı şimdiye kadar ve gerçekten hiç kıpırdamadan, hiçbir şey yapmadan bir saat boyunca oturdum. Hiçbir Ama şey. Ama düşünsene bir de sen hafifsin. Yani daha rahat böyle inersin. Yani hani şey gibi bir de ağır olan daha hur diye iniyor mesela. Evet, evet. Hani değil mi? Soner'i at mesela senin yaşın. Hani senle Soner'i aynı anda at. Mesela sen erkek olsaydın askerliğini bütün havada geçemedin. Bir kere atarlardı. Bir de 18 ay böyle yavaş yavaş salına salına inerdin. Ama biz tandem yaptık. Bir Beslan hocamız var. Selam gönderelim ona da. Bir de sağ olsun biraz kötü. Ya kötü değil de dark side diyor ona Hayko. Biraz böyle bir şekilli indim aşağıya. Sert. Evet, bayağı. Sert bir atlayış. Evet. Peki lisede halk oyunlarındaymışsın. Çok iyi zeybek oynarmışsın. Dişini fırçalamadan hayatta yani günde 50 kere fırçalıyormuşsun. İşte o benim takıntım Çok iyi dansöz taklidi yapıyormuşsun. Hayır canım daha neler. Vallahi bir tersiz yapma. O tarz değil. Yapma onu da algıyla yapacağız. Kalkıp yolda kedi köpek görünce illa öpermişsin. Çok seviyorum. Doğru çok mu? Seviyorum gerçekten. Peki devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,